Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde çocuklarınızın çok beğeneceği, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize uygun maliyetle hazırlayıp hediye edebileceğiniz zencefilli kurabiye tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 120 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı zencefil, 2,5 su bardağı un ve 4 renk hazır glazür kullanacağız. Uygun bir kabın içerisine tereyağını alalım. Üzerine bir yumurtayı ekleyip karıştıralım. Bir su bardağı pudra şekeri, tarçını, zencefili, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Daha sonra unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Tüm tariflerimde olduğu gibi kullandığım malzemeleri ve ölçülerini açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Ben bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Elde edeceğimiz kıvam bu şekilde olmalı. Hazırladığımız hamurumuzu iki parçaya bölelim. Bir parçasını tezgahımıza alalım. Üzerine pişirme kağıdı serelim. Oklava veya merdane ile açmaya başlayalım. Yeteri kadar açtıktan sonra kalıplarla şekil verelim. Kalıbın dışında kalan kısımları daha sonra kullanmak için kenara alalım. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Bütün hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim.
Kurabiyelerimizin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıttığımız 160 derece fırında üzeri pembeleşinceye dek pişirelim. Ben ortalama 15 dakikada pişirdim. Bu süre sizin fırınızda değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Kurabiyelerimiz pişti. Süslemeye geçebiliriz. Bu aşama tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kurabiyeyi ben hazırladım. Fakat süsleme aşamasını kızlarıma bıraktım. Hem onlarla çok eğlendik hem de çok tatlı kurabiyeler yaptık. Sizler de bu tarz kurabiye veya pastalarınızı çocuklarınızla yaparak eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Eğer elinizde hazır glazül yoksa sade olarak da yapıp tüketebilirsiniz. Kullandığımız glazül sadece görsel olarak daha zengin gösteriyor. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün de sizlerle beraber zencefilli kurabiye hazırladık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.